Harika görünüyormuş, siz de görüyorsunuz, muhteşem dedikleri kadar varmış. Dostum niye çıkıyorsun genele? Ne güzel anlatıyordum ben tabeladan. Hayatımın en değişik pozisyondaki anonsunu çekiyorum herhalde. Anladım galiba. Alkışları alayım. Evet. İlk önce benden izlemiş olun. Ay, burayı tanımış olun. Aşağı doğru yuvarlanmazsam inşallah. Aç. Açtın mı? Ya. Gökkuşağı çıktı, yetmiyormuş gibi ya. Azerbaycan diyarından size selam getirmişim. Siz de gelin bu noktaya diyorum. Annem inşallah seyretmiyordur. Şu anda gerçekten yüreği ağzına gelmiştir yani. Kuaförü değiştir vallahi billahi, o apaçı gibi olmuşsun. Ne öyle saçlar ya? Aynen. Bu da güzeldi ya. Ha yani halt etmiş. Bu da yanağımı yalayıp duruyor. Şunu çeksene. Çünkü sanıyorum ki bizdeki zenci kelimesinin kökeni. Bunu giydim adam oldum Brezilya'da. Herkes fotoğrafını çekiyor yani. Televizyonların çok ihtiyacı var böyle bir şeye, biliyorsun değil mi? Yani böyle nerede? O ister o programı yap, ister başka programı. Samimiyete. Yani cidden samimiyete. Şuradaki tavrından, tarzından falan. Sizlerden hani yıllardır da... öğrendik. Efendim? 17 senedir izliyoruz. Estağfurullah. Yani biz de samimiyeti elden bırakmamaya çalışıyoruz ama gerçekten ekranın, yani buradaki insanlar programı güzel yap, kötü yap, iyi vetere yap, bilmem ne yap, iyi şarkı söylesen ama samimiyetin yoksa hiçbir şey geçmiyor öteki tarafa. Onun için sahiden seni tebrik ediyorum. Çok gerçekten de yani ederim. Hani güzel iş yapıyorsun ondan çok dolayı. Teşekkür ederim. Aslında ne diyeceğimi bilemedim yani. Heyecanlanıyor musun gittiğin ülkelerde? Yani yeni bir ülke göreceğim, yeni kesinlikle, bir yere gideceğim. Kesinlikle. Yani zaten o heyecanı kaybederseniz anlatamazsınız. Anlattığınız şeyi de izleyenler keyifle izleyemez diye düşünüyorum. O çocuksu veya işte kedi merakı diyorum ben. Hani her şeye meraklıdır ya böyle. O kedi merakıyla araştırdığınız zaman, baktığınız zaman etrafınıza güzel işler sen çıkıyor. Sen mi seçiyorsun gideceğin ülkeleri? Aslında birazcık şeyle alakalı, kurduğum bağlantılarla alakalı. Ben programın hem yapımcılığını, sunuculuğunu, yönetmenliğini, metin yazarlığını vesaire evet, üstlendiğim tabii, için. Her şeyini, metin yazarlığı, sunuculuğu, montajı. Montajı, çekimi, her şeyini kendisi evet, yapıyor. Evet. Bir kameraman arkadaşlarım var. Onlarla beraber gidiyoruz. Kurduğum bağlantılar da alakalı. Seyahat firmaları, uçak şirketleri, turizm ofisleri vesaire. Tamamen birazcık hani iş kısmı orası. Yoksa böyle ben de çok istiyorum işte bir haritada nereye gitsem acaba bu hafta diyor ama. En acayip yok. Yani aklında kalan yer, bir kere daha giderim dediğin yer neresiydi bu kadar gittiğin ülke arasında? Çok var ama mesela Mauritius deneyimim çok enteresan. Küçük bir böyle Hint okyanusunda ada ülkesi. O Madagaskar'ın o taraflarda mı? İki sağ. Oradan geç iki sağ. Şeyde hemen. Reunion orada. Tatlı bir viraj var orada zaten evet. Evet. Ada ülkesi orada mesela çok bizim çekim yapmamızı çok hoşlarına gitti. Turizm Bakanlığı'nın bize helikopter verdiler, şoför verdiler. Kimse böyle gitmiyor muymuş arkadaşlar? Aslında gidiyor. Avrupa'daki turistler için böyle çok yani sürekli gittikleri bir destinasyon evet. Ama hani Türk pazarına da önem veriyorlarmış. Ve bizimle röportaj yaptılar, gazetelere çıktık, televizyonlar sürekli böyle radyolardan arıyorlar. Yani bir gönlümde ayrı bir yeri var. Ayrı bir yeri var. Orada biraz meşhurum ben. Bir güzel bir karşılandı. Hiç böyle enteresan bir şey geldi mi onun dışında başına? Miami'de bir hırsız mı yakalatmışsın? Yani, bir şey olmuş herhalde. Birilerini yakalatmışsın Miami'de. Miami'de hırsızlık girişimini engelledim. Tam böyle hani filmlerde olur ya işte girdiğiniz dükkanda birileri böyle doldurur işte çaktırmadan yani çantasına bir şeyler. Ne yapacağım falan diyorum böyle. Bir de filmlerde görüyoruz adam silah çıkardı tutu bir şeyler olur. Sen bayağı adam şeylere değil yani çantaya atıyor ince. Çantaya atıyor. Kimse yok benim de dışımda. Kapanmak üzere dükkan. Yani orada da hani son saatleri değerlendiriyorum. Karışmasaydın hiç bulaşmasaydın yani başına ama işte. Vatandaşlık ben dünya vatandaşı olarak Miami'de de onu engellemek
zorundaydım. Evet, harika. Sonra yazdım kağıda böyle. Dedim ki işte çantasına bir şeyler doldurdu. Kadın da bana yazıp polis çağırabilir misiniz dedi. O sorumlulukla ben böyle koştum. Polis buldum. Dedim böyle böyle bir durum var. İzliyoruz dışarıdan da. Hani her an böyle bir aksiyon olursa ne olur diye. Girdi adam. Öteki çıkarttı böyle. Çantasındaki eşyaları çıktı gitti, polis de geldi. Dedim ne oldu şimdi, biz de o kadar yani telaş ettik. Şöyleymiş, gidip diyormuş ki size ait olmayan bir şey var mı acaba çantanızda? O da ha evet şunları yanlışlıkla aldım diyorsa hırsızlık olarak geçmiyormuş. Ne temiz kalplilermiş arkadaş. Ne temiz, her dükkanda yap, sormazsa götürürsün yani. Zaten yani. Bilsem öyle olduğunu hiç uğraşmam. Ne sen oldu? Dışarı tabii kaldın yani, yaptın. Ben de böyle hani çok teşekkürler işte bravo filan diyecekler. Bitti orada. Diyor ki her gün oluyor zaten diyor yani. Adam orada çıkarmasa yok deseymiş o zaman olay olurmuş ama onlar da biliyor. Aa şunları yanlışlıkla almışım filan deyip çıkarmış öyle. Ne yapıyor? Tezgahtaki de yani yanlışlıkla girmiş onlar oraya deyip evet. Böyle. Evet. Ya öyle girmiş. Harika. İşte. Olan Gülhan, bana oldu. Gülhan dişiyle tırnağıyla gelen derler ya, gerçekten dişiyle tırnağıyla gelenlerden. Hem programını kendisi yapıyor hem her şeyini kendisi yapıyor ama Gülhan hayat hikayesi. Siz Bulgar göçmenisiniz değil mi? Yani Bulgaristan'dan geldiniz buraya. Bulgaristan göçmeniyim. Bulgaristan Türklerindensiniz. Evet, 80. Hangi dönem o? 80'li yıllar? 89 yılında geldik. Geldiniz. 11 yaşındaydım. Geldiğimizde sıfırdan bir yaşama başladık. Her şeyi böyle hani bırakıyorsunuz geride. Ya şeyi anlatsana. Ben bilmiyordum onu. Çalışırken sana öğrendim. Çok enteresan. Tabii orada Bulgaristan'dan geldikleri dönemde bizim o dostlarımızın soyadları yoktu. Hep o dönemki soyadları, orada kullandıkları soyadlar var değil mi? Soy isim yok. Balkan ülkelerinde genellikle babanızın ve dedenizin ismiyle anılıyorsunuz. Evet. İşte yani Halid'in kızı Gülhan, işte evet. Mahmut oğlu Halid'in gibi. Soyad kullanılmıyor. Soyad yok. Türkiye'ye geldiniz sonra? Soyad gerekiyor. Bütün akrabalarımız da farklı zamanlarda geldiği için ama hepimiz farklı soyadlar almışız. Bu arada nerede kalıyorsunuz Türkiye'ye geldiğinizde? Kızılay Çadırı'nda kalıyoruz. 2 ay kampta Kızılay Çadırı'nda kaldık. Buradan da gerçekten çok teşekkür ediyorum, minnettarım ve hani her konuda doğal afetler olsun, bu tarz sosyal durumlar olsun, Kızılay'ın bu konudaki çalışmaları çok takdire şayan. Kızılay Çadırı'ndayız ve soy isim seçeceğiz. Diyoruz ki böyle kısa olsun da hani çabuk yazılsın, böyle Can, Kan, Şen ne olursa yani. Şen olsun dedi nüfus memuru. Orada gelmişsiniz, mutlu güzel geçsin buradaki işte yaşamınız. Şen soyadını seçtik. Akrabalarımızın hiçbiriyle aynı soyadını taşımıyoruz. Taşımıyorsunuz. Yani Kızılay Çadırı'nda alınan bir soyattır evet. Şen soyadı, öyle mi? Evet, aynen. Evet. Ve bana da uğurlu geldiğine inanıyorum. Ne güzel. Ne hayat hikayeleri değil mi? Evet. Nereden nereye yani? Evet. Ve anneni götürüyor musun yurt dışına gittiğin zaman? Tabii, tabii kalmıyor ki. Ara sıra böyle hani özellikle merak ettiği yer varsa ben de geleceğim diyor. Artık illa bir şeyler buluyoruz ona da geliyor. Çok da onun deneyimleri ve izlenimleriyle farklı noktalar yakaladığımız durumlar oluyor. Seyrediyorsa yani. Selamlar, hürmetler. Ne güzel bir evlat yetiştirmişler. O kadar zorluğun, morluğun içinden bak bugün geldin, kendini kurtardın. Harika da gidiyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.